Kara kalem çizim mi, renkli boyama mı? Bu soru 16. yüzyıl sanatçıları ve sanat eleştirmenleri için çok kilit bir soruydu ve tüm şehir devletlerinin stillerini özgürleştirmesine yardımcı oldu. Şu an Venedik Akademisindeyiz ve Bellini'nin Meryem, Çocuk İsa ve Aziz John tablosuna bakıyoruz. Bu resme bakarak Bellini'nin renklere daha çok önem verdiğini söyleyebiliriz. Kırmızılar, maviler ve yeşiller parıldıyor. Göz alıcılar ve bunun nedeni Bellini'nin kuzey taraflarda mükemmelleştirilen ve yeni bir teknik olan parlatma tekniğini kullanmış olması. Jan van Eyck gibi sanatçılar Kuzey Rönesans sanatçılarından aldıkları ipuçlarıyla beyaz bir yüzeye katmanlar halinde yağlı boya uyguluyorlardı. Önce ince bir katman boya uygulanıyor kurumaya bırakılıyor ve sonra yeni bir katman boyanıyordu. Tüm bu katmanlar yarı saydamdı ve alttaki beyaz zemini yansıtarak renklere yoğunluk ve derinlik katıyorlardı. Bu teknik daha önce İtalya'da görülmemişti. Bundan önce bir tür sulu boya olan tempera ve freskolar vardı. Yağlı boya çok daha farklıydı parlatma tekniğine uygunluğunun yanı sıra daha uzun süre ıslak kaldığı için yüzeyde tekrar çalışılabiliyordu. Tempera çabuk kuruyordu. Fresko ıslak alçı üzerine boyanıyor, çabuk uygulanması gerekiyor ve yüzey bir daha çalışılamıyordu. Tempera opaktır yani ışığı geçirmez. Bu durum ve çabuk kuruyor oluşu Sanatçıları modelin formunu belirtmek ya da açıktan koyuya geçişi göstermek için çizgi kullanmaya itiyordu. Bir çeşit tarama tekniği. Yağlı boya ışık ve gölgeye oldukça yumuşak geçişler sağlıyordu. Örnek olarak İsa'nın sol bacağına bakalım. Işık diz kısmını ön plana çıkaracak şekilde parlıyor ve üst bacağın gölgesi onu geri planda tutuyor. Bu durum Yağlı boyanın ıslak kalması ve karıştırılabilmesiyle alakalı. Yağlı bir madde. Venedikliler freskten 15. yüzyılın sonlarında vazgeçtiler. Çünkü Venedik bir dizi adadan oluşuyor ve bu fresko için kötü bir atmosferdi. Burada Floransa geleneği ile Venedik geleneği arasında bir yol ayrımı var. Floransa geleneğinde çizim daha önemlidir. Bu da çizgi demektir. Renk değil. Bu durum Floransalıların freskoya olan ilgisiyle alakalı olmalı. Bir freskoda tamamlanmış çizim gereklidir. Çabuk kuruduğundan ne yapılacağı boyamaya başlanmadan önce bilinmelidir. Bellini'de gördüğümüz bu erken dönem parlatma sanatının 1500'lerde Titian, Veronese, Tintoretto gibi sanatçıların eserlerine bakıldığında değişmeye başladığını görürüz. Bu sanatçılar yağlı boyayı sömürmüş ve çok farklı süreçlerle eserler üretmişlerdir. Bu süreç sanatçıları orijinal çizimlerin kölesi olmaktan kurtardı. Bunun iyi bir örneği Giorgione'nin Tempest tablosudur. Soldaki figürün ilk çizime göre oturan bir kadın figürü olduğunu biliyoruz. Ayrıca bu durum tuvalin üzerinde de sanatsal bir süreç geliştirmeye olanak veriyordu. Direkt tuval üstünde. Fikirleri gözden geçirme ve ilerleyişlerini sürecin sonunda ortaya çıkacak olan tuvalin ta kendisinde gözlemleyebilme yağlı boyanın sunduğu olanaklardan biriydi. Bu durum Titian tarafından oldukça iyi kullanılmıştır. Şimdi Titian'ın yağlı boyaya bu değişik yaklaşımını görebileceğimiz son eserlerinden birine bakalım.